Mesela herkese merhaba. Umarım iyisinizdir beni izlerken. Şimdi ben ne yapacağım bugün? Audi Q5, kendi aracımı yani. Bir yoldaki olan görüşlerimi size aktaracağım. Hani bu araba yolda nasıldır, nasıl gider vesaire vesaire. Bunları aktaracağım. Umarım yardımcı olurum. Buradan tüm Audi Q5 kullanıcılarına ve Audi severlerine selam söylüyorum. Takipte kalmayı, video beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Arkadaşlar selam herkese. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Audi Q5 2.0 TFSI 225 beygir yol sürüşüyle karşınızda olacağım. Şimdi ben arabamı size kısaca anlatayım. Arabam herkesin de bildiği üzere 225 beygirlik olan versiyonu. Bu özel sipariş komple. Jantlar 20 inç. İşte bakımları vesairesi Doğuş Oto'da olan bir Q5 arkadaşlar. Şimdi herkesin merak ettiği konu şu. Q5 gerçekten çok yakıyor mu? Çok yakma diye bir mevzu yok. Hani Q5 çok benzin yakmıyor. Hani bence kendi rakipleri olsun. Yani bu rakipleri ne mesela Range Rover vesaireden falan daha az benzin tüketmekte. Bir benzinle başlayayım dedim. Diğer konum ise konforu. Yani zaten ben yabancı kaynaklardan araştırdığım için hep bunu yani adamlar bunu arkadaşlar maksimum bir konfor ve o konforda da aynı anda seni güvenle taşıyacak araba yapmışlar. Yani bu demek oluyor ki adamlar araba için gerçekten uğraşmış. Bakın hatta ben şu an birinci yol bilgisayarım sıfırlandı. Bir yaklaşık 6 yok 10 kilometrelik mesafeye gideceğim. Burada Baos'a gideceğim. Bakalım oraya kaç biberiyle gideceğiz. Trafik şartları vesaire her şey dahil olmak üzere. Benim tahminim 10. Ama size de bakacağız. Şimdi Q5 yolda tabii ki de arabanızın büyük olduğu için sizlere bir yüksek bir sürüş veriyor. Yani gerçekten bu yüksek bir sürüş. Ve sürerken gerçekten böyle kendinizi bir gücün altında hissediyorsunuz. Çünkü sollamaya kalktığınızda veya gaza bastığınızda araba sizi hiçbir şekilde arkadaşlar hüsrana uğratmıyor. Dizel makinelerini bilmiyorum ama dizelleri de eminim güçlüdür ama benzinli versiyonu yani özellikle benim kullandığım versiyonu çok farklı. Yani alan kimse pişman olmaz bu arabayı. Bir trafik var. Onu da atlatalım. Ben hemen park sensörümü açayım. Bu arada park sensörleri 360 değil ama iyi çalışıyor. Her zamanki gibi sıkışık sıkışık yerler. Sıkıldık yani. Çok dar sokaklar. Şimdi araba D'de nasıl hızlanıyor? Sport'ta nasıl hızlanıyor? Arkadaşlar, motor gücünün 1500 devirin üstünde verdiği için yani drive modunda araba hep bir yüksek vites gitmeye çalıştığı için biraz şey oluyor yani vites yüksek, devir düşük ve siz gaza bastığınızda araba bir anda bir hani vites düşürmeye çalıştığı için bir saniye falan bir gecikmeler yaşanıyor arabada. Bunlar normal. Çünkü drive modundasınız ama sport modunda ve F1 modunda işler değişiyor. Yani orada Q5'in hakkını verelim.
Yani arabayı sürerken arkadaşlar her zaman çok iyi hissediyorsunuz. Yani ben öyle hissediyorum bu arabayı sürerken. Çünkü yola hakimsiniz, görüş açınız, kör noktanız çok az, bence kadar az. Bu arada arabanın sürtünme kat sayısı 0.33 ve 120-130 km hız bandından sonra araba kendini basmaya başlıyor. Yani bu ne demek oluyor? Araba kendini rüzgarı içine alıp kendini kuvvetlendirip gitmesine neden oluyor bu özellik. Çok güzel bir özellik. Bu da size virajlarda yardım sağlıyor. Ve motor sessizliği. Çok sessiz. 420 Nm tork, 2.0 TFSI, 225 beygirin vermiş olduğu bir güç, mükemmel bir sessizlikle geliyor. Bu da gerçekten çok iyi benim için. Şu an bakın vites 5, 1500'de 1, 50 ile gidiyorum. Sessizliğe bakın. Yani çok sessiz, biraz trafik var. Yani benim demek istediğim, eğer bu arabayı alırsanız arkadaşlar hiç pişman olmazsınız. Yani bunu unutmayın. Q5'i alın, sürün, ondan sonra dersiniz ki hani bu araba gerçekten alınmalıymış daha önceden diye diyeceksiniz. Buna eminim. Yani benim demek istediğim şeyler, off-road videom biraz olmayabilir, off-road videosu. Yani Q5'i mesela genel bakımları Doğuş Oto'da arkadaşlar 1500 lira. 1500 liraya yani arabanızın şu an genel bakımını yaptırabiliyorsunuz ve bu geçen yıl 1200 liraydı. Tabi zam olmuş. Diğer ekonomik yoldan dolayı bir zam uygulamış Doğuş. Uygularlar tabi normal bir şekilde. Adamlar da dolarla çalışıyor, TL ile çalışmıyor. Size önerim, Q5 alacaksanız benzinli alın. Yani çünkü dizel alırsanız bu arabanın o performansından vesairesinden yararlanamazsınız arkadaşlar. Bunu da sizlere ben söylemiş olayım arkadaşlarım. Yani ben bir böyle bir genel bir bilgi vermek istedim sizlere. Eminim beğendiniz sizler de. Yani umuyorum ki beğendiniz. Yani ben kanalım 1000 abone oldu. Ama gereken izlemeleri maalesef yakalayamıyorum. Onun da sebebi herhalde biraz az mı video atıyorum ben, ne yapıyorum? Yani ben aslında sizlerden yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Yani yorum yapın, ben de sizin izlediğinizi vesaire anlayabilirim. Yani bu kadar arkadaşlar. Trafik var malum. Nasıl yapalım incelemeyi? Bu kadar. Zaten bu sürüş videosu olduğu için sorun değil. Ben aslında bunu inceleme videosu yaparken sürüşü de yaptım. Telefondaki hafıza bittiği için yarıda kesildi maalesef. Ben arkadaşlar hep bir yoğun İstanbul. Hep bir yoğun. Bunu da bir çözemiyorlar, bir yoğunluğu gerçekten. Ne yapsalar ne etseler bu sorun çözülmüyor. Şimdi Q5 sürerken manuelde araba nasıl tepki verir? Şimdi manuel aldım, sola çektim. Zaten kulakçıklarımdan da var, onu atabilirim. Arabanın tepkileri arkadaşlar çok iyi. Yani nasıl gazlarsanız, nasıl giderseniz, hangi yolla giderseniz hepsinin araba size karşılığını bizzat veriyor. Yani bu ne demek? Bakın şu an vitesim D drive modunda.
şeridimdeyim ve çok sessiz, yüksek bir şekilde, konforlu bir şekilde gidiyorum ve bu bana güven veriyor. Tabii bazen işte arabanın sevdiği noktaları da çok az Q5'in. Yani dezavantajları gerçekten çok az. Hani sınıfında zaten en iyi özelliği, güce sahip, şekle sahip Jeep'ten bahsediyoruz. Bu da bu arabayı almayı, sürmeyi daha da zevkli hale getiriyor. Bakın şu an çok iyiyim yani. Araba şu an kendi kendine resmen süzülüyor ve yakıtta da gerçekten çok iyi arkadaşlar. Performansta da öyle. Performansta gerçekten bu arabanın, yani bu arabayı kimse diyemez ki bu araba performanssız, bu araba gitmiyor vesaire. Işınlanıyor yani. 6,5 saniye 0-100'ü var arkadaşlar arabanın. Ve bu araba 2 ton. 2 ton. 2 tondan bahsediyorum ben buradan. Arabayı alırken arabayı kupa koyup tarttılar ve araba 2 ton çıktı arkadaşlar. Bu kendi ağırlığı. Yani ben şu an, ben zaten 100 kiloyum. Ben biniyorum, 2100 kilo oluyor. Yani siz artık bay biçin. Yani bu arabayı, ve bu arada Quattro 85-15, bakın arkada 85 olabiliyor, 60 olabiliyor ve 35 olabiliyor. Önde genelde 40-50, yani 40 ile gidiyor. Yani önde bir 40 güç var Quattro. Ve tabi süspansiyonlar, buna göre bu arabada S-Line Sport süspansiyon var. Bu da arabanın yoldaki tutuşunu ve arkadaki arka diferansiyel, sport diferansiyeli var. O da arka lastiklerin şekli, şukulu. Yani bu arabayı arkadaşlar alın, güzel bakın, bakımını yaptırın, mutsuz olmazsınız. Benden size bunlar tavsiye. Videom bu kadardı. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz video vesaire varsa lütfen bana söyleyin. Ben bundan mutlu oluyorum. Çünkü bazen insan artık ne yapacağı, ne edeceğini düşünemiyor, tahmin edemiyor. Sizlerden destek istiyorum. Herkese iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar arabanın otobandaki veya yoldaki düşüncelerimi size aktardım. Videom oldu. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı unutmazsınız. Bu benim için çok önemli. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şöyle arabayı da alayım sizler için. Vallahi gece. Bakımını yaptık. Araba çok rahatladı. Bakalım yani. Ben şimdi ürün bakacağım. Hadi o zaman gidelim.